sinemada işte o sizlerin aranızda konuştunuz. Ay biraz abartılı oynamıyor mu? Sorusunu sordular. Sinema yönetmen sanatıdır. Tiyatroda da yönetmen benim kim konuştu? Ben. Sor canım. Hocam kapı evde de aynı açıdan o yüzden aynı. Bana birazcık tercüme edin, uzaktan duymuyorum sesi. Hocam kapı evde de aynı. Hayır, kapı evde de aynı açıdan. Ha. Aynı açılır. Öyle mi demişim ben o şey? Sonsuz odada. Sonsuz odada şey demiştiniz hocam. Kapı her türlü büyütmeyin, gidin evinizde. Evet ya, kapı açmayı büyütmeyin dedim ya. Kapı evdeyiz, otururken de kapı çalarsa aynı durumda açarsın. Yani kapı çalar çalın. Demezsin durduk yere gelenin kim olduğunu bilmeden. Bazen böyle şeyler oluyor. Hani onu bir yakınca beni gidip dersleri istemiş bana. Başka neler dedim aralarda söyle. Belki şimdi aklıma gelmez, güzel şeyler söylemiş başka olabilir. Başka bir sürü şeyler söylediniz, hatta anılarınızdan bahsettiniz, onlar da daha güzel. Tamam, peki. Bence evet, sonsuz bakalım. Odaya girin arkadaşlar. Hadi. Evet, sonsuz oda, oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımız var dedi içimizde. Onlar için aslında bence hoş bir mecra. Sadece ben değil, başka ustalar da var. Başka mesleğinin hakkını veren çok değerli isimler de var. Oyunculukla ilgili çok fazla şey öğrenebileceğiniz, tabii ki teorik olarak öğrenebileceğiniz bir mecra. Ama oyunculuk sahnede öğreniliyor Doğukan. Maalesef böyle. Buraya çıkmadan olmuyor. Evet. Birçok dizide, filmde farklı şivelerle görüyoruz. Hükümet Kızı olsun, Evrahi olsun. Bu kadar başarılı ve akıcılık tabii ki ustalığınızdan geliyor. Fakat bunun için sırrı nedir demedim. Ya ben biraz önce dedim ya aslında konuşmanın başında hepinize, yani böyle işte üst komşunun taklidini çok güzel yapıyor ya oyuncu olsa, ama söylediğim şeyi ders de söyleyeceğim şimdi. Ben birazcık öyle başladım çocuklar. Yani hakikaten böyle bir teyp gibiydim ben. Çok çabuk kapıyordum. Biraz işte empati duygusu da çok yüksekti. Önce teyzemin, aile büyüklerinin, sonra günün devrin A grubu sanatçılarının taklitlerini yapa yapa başladım. Aslında birazcık tiyatro tarihiyle ilgilenenler bilir yani taklitten bir tiyatro üretiştirmiyorum. Yani biraz öyle. Biraz bu taklitçilikle başladım ama sonra ben bunu kendimi sınamak istedim. Yani bununla olmayacağımı anladım. Ben daha başka neler yapabilirim. O taklit yeteneğinden şive yeteneğinde gelişti. Mizah anlayışım gelişti. Komedi insana timing dediğimiz zamanlamayı öğretir ve zamanlamak bir oyuncu için sahnede olmazsa olmaz en önemli şeydir. Aynı şakayı bazen 3-5 saniye geç ya da 3-5 saniye erken söylerseniz reaksiyonu değişir. Bu içgüdüsel bir şeydir. Bu bende içgüdüsel olarak vardı. Biraz da bu taklitçiliğime dayanarak şive yapabilme kabiliyetinde olunca o zaman ister istemez komedi tarafımız, yani komedi oyunculuğu tarafımızda biraz daha yani bazen geniş oluyor oyunculuk malzemesi de. O da tabii ki çok işime yarar ama ben sonuçta konservatuvarda oyunculuk eğitimliyorum. Ayrıca bir komedi eğitim. Bende bu benim için bir artıydı. Belki buradaki genç arkadaşlarım beni çoğunlukla komedi türünde işlerden tanıyorlar ama başka şeyler de var, onları da bilenler vardır. Bu daha fazla tevazu göstermeyeceğim. Aslında bu oyunculuğun biraz daha zor tarafı. Mizah tatlı ama çok ciddi bir iştir. Onu ne kadar ciddiye alırsanız o da sizi ciddiye alır. Mizah kendi oynadığınız karakterle dalga geçilecek kadar oynarken hafif bir iş değildir. Bu cümlemi evde gidip düşünün. Şimdi hemen belki anlamı biraz zor. Ben de anlatmakta zor bu arada. Evet, şimdi tabii ki siz onu şimdi benim ne dediğimi anladınız. Bazı oyuncularda da örneklerini görürsünüz. İsim verin burada beni de bir konuya sokmayın. Yani örnekleri siz onu anladınız. Yani kendi oynadığın role en komedi yılın en komedisi diye anons edilen bir komedi türündeki filmde ya da oyunda birinci yapacağınız, size en büyük sırrımı veriyorum ben şu anda. Yapacağınız şey, oynadığınız kimse o. Ona, o karaktere inanın. Onunla alay etmeyin. Seyirciye bırakın onunla alay etmeyin. Sen kendi oynadığın rolle, kendin oynarken alay edersen seyirciye bir şey kalmaz.
bunu şu anda bu odadaki herkes bilsin ve ben unutsun. Tamam mı? Anladınız mı? Gene mikrofon alın. Vallahi duymuyorum da konuyu zaten. Biliyorsun değil mi? Sen biliyorsun. Ha? Sen benim eski öğrencimsin. Ben evet ben takip ettim için ben evet. Dedim ki orada da demişimdir kesin. Dediniz. Çünkü orada... görüyorum. Dediniz ki sadece sonsuz odaya özel, bir de buraya özel oldu hocam, teşekkür ederiz. Ama ben bu kadar güzel genci bulmuşum da bunlara nasıl söyleyeyim? Hayır şimdi eğer Doğukan bana böyle açmasaydı soruyor, yani demeseydi ki bu odada da hani sadece röportaj gibi bana işte nasıl başladınız, geç film nasıl, tiyatro nasıl diye bir sorularla gelip de burada da oyuncu olmak isteyen arkadaşlar var deyince onları da bundan mahrum bırakmayın. Teşekkür ederiz tüm ilgililer adına. Evet böyle sorduğun için söyledim. Teşekkürler. Dilerseniz izleyicilerden, dinleyicilerden biraz soru alabiliriz, alalım mı? Alalım tabii ki. Ben de yani ben konuşmaya başlarsam böyle konuşurum. Evet ama şey yapalım mı çocuklar? İstiyorsanız bir mikrofon gezdirin ya da böyle diyaframınızdan çok yüksek yüksek konuşun ki duyayım. Şu mikrofon gezme mikrofonu. Madem tamam güzel. Arkadaş geziyor. Tamam, şu önde arkadaşım var. Koş 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 genç insan. Koş. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten üniversitemizde sizi görmekten dolayı çok mutluyuz. Sınavlar öncesinde de çok büyük bir moral oldu bizim için. Ne güzel. Sorum şu olacak size. Bugüne kadar oynadığınız her türlü film ya da oyunda partner olarak benim beni karşılayan dediğiniz bir partner oldu mu? Yani bu Ata Demirer olabilir, Yılmaz Erdoğan olabilir ya da... Bu beni nedir o şeylerin var ya lafları, bu beni taşıyabiliyor. Aynen. Beni taşıyor. Valla ben bir kere sevdiğim insanlarla çalıştım. Beraber olmaktan mutlu oldum insanlar. Uzun zamandır, hatta epey epey bir uzun zamandır içime sinmeyen, göz göze olduğumda ondan bir oyunculukla ilgili bir tatmin yaşamadığım kimseyle çalışmadım. Yani bu da benim biraz lüksüm. O yüzden aslında ben çok sık evet, beni sinema filmlerimle, onları da maşallah diziye bağladık, 1, 2, 3 hepsi öyle gitti. Gördünüz sık sık ama bakmayın çocuklar, ben çok seçici davranıyorum. Her projeyi kabul etmiyorum. Ben bir projeyi kabul ettiysem, o beni yapımcısından yönetmenine, oyuncu kadrosuna kadar mutlaka tatmin etmiştir. Size karşı mahcup olmak istemem, beni seven seyirciye mahcup olmak istemem. Benim oynadığım bir projede adımı afişte gördükleri zaman bir şeydir bu, bunu gidelim görelim desin isterim seyirci. Hep böyle işlere evet. O yüzden Atay'la da çalışırken çok memnundum, ayrıca çok eğleniyordum. Tahmin ettiğiniz gibi bunu pek çok röportajımda da söyledim. Belki rastlayanlarınız olmuştur. Hakikaten o kardeş gibi olduk biz onunla çalışmaya başladıktan sonra. Artık bundan sonra bir daha çalışırız, çalışmayız, bir projede denk geliriz, gelmeyiz. O benim hakikaten Ali'nin abisi, benim büyük oğlum, kardeşim gibi bir şey oldu hayatımda. Yılmaz'la çok uzun zaman beraber geçirdik. En önemli projeleri, işte o beni sizlere tanıtan projelerde el ele yürüdük. Hem filmler, hem bir de net tiyatro, hem başka projeler. Şimdi ben her birine, Sermiyan Midyat'la bir film yaptım. Bence güzel bir filmdi. O da zaten bana o kadar... güzel bir cümle kurarak beni ikna etti ki tanışmıyorduk o zamana kadar. Sevgili Demet Akbağ dedi, sen dedi bu rolü kabul edersen ben bu babaannemin bu hikayesini yazacağım, etmezsen de yazmayacağım dedi. Bu da birazcık ayıp olacak ama söyleyeyim, bunu bir tek senin oynayabileceğine inanıyorum dedi. O yüzden de yazmayacağım, sen kabul edene kadar da bu hikayeyi rafımda tutacağım dedi. İşte Çağınırmak geldi, dedi ki sen denize dalarım, denizin dibine girerim dersen nadide hayatı çekeceğim, yoksa bunu bekleteceğim. Ne zaman müsait olursam o zaman çekeriz. Şimdi bunlar çok özel durumlar. Şimdi böyle gelince de zaten o senaryo hakikaten bir şey demek istiyor. Bir sözü var o senaryonun. Bir dediği bir şey var yaptığım şey. O zaman da bana sadece keyifle kabul edip oynamak düşüyor. Hiçbirini birinden ayırmıyorum. Gerçekten çok politik bir cümle de olsun istemem. Ama sinemada da, tiyatroda da, neredeyse Firuze, seyredenlerimiz vardır.
benim hayatımda çok önemli bir filmdir Ezel Atay'la bu film. O bizi Haluk'la ilk buluşturan filmdir. Daha sonra Haluk Bilginer'le pek çok iş yaptık beraber. Kış Uykusu'nu izleyen var mı? Bak Kış Uykucular da var, affet size. Evet, o da apayrı bir şeydi. Yani mesela o projede beni Nuri Bilge Ceylan'la karşılaştırdı. Hakikaten ben bile beklemiyordum. Çünkü genel olarak yönetmenler oyuncuların algılarının seyircide hani ben bir komedyen olarak algılanıyorsam o da çok ciddi bir, çok ağır bir film çekiyorsa, senaryosu çok dramatik bir film çekiyorsa yanlış anlaşılsın istemez ve tercih etmezler. Ama Nuri Bilge benim oyunculuk biçimimi, yani takdir edersiniz ki hakikaten çok başarılı bir yönetmen. O benim içimden o kadının çıkabileceğini görmüş ve dedi.